Bu dersimizde oryantasyon yapısında nelere dikkat edilmeli bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle oryantasyon olarak bahsettiğimiz yapı landscape veya portrait dediğimiz dikey veya yatay kullanımdan ibaret. Öncelikle oyun yazıyorsanız mutlaka bu ekran oryantasyonuna dikkat etmeniz gerekecek. Oyununuzun içeriğine göre yani türüne göre. Örneğin bir araba yarışı oynuyorsanız bunu dikey ölçülerde de uygulayabilirsiniz. Yatay ölçülerde de yani yatay kullanımda da bir araba yarışı yapabilirsiniz. Dikey konumda da bir araba yarışı oluşturabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Oyununuzun yatay mı oynanması gerekiyor, dikey mi oynanması gerekiyor? Bir uygulama geliştirdiğinizde, örneğin bir e-mail programı geliştirdiğinizde veya bir calendar geliştirdiğinizde veya bir Facebook, Twitter programı gibi uygulamalar geliştirdiğinizde, oyun dışında uygulamalar geliştirdiğinizde yatay veya dikey kullanımı aynı anda kullanılabilmesi için gerekli olur. Gerekli şekilde uygulamanızı optimize edersiniz. Fakat oyun işine gelince genelde baştan planlı şekilde kullandığınız konumda kalmak zorunda. Örneğin oyununuzu dikey olarak kullanmışsanız ki örneğin bir Tetris yapıyorsunuz. Tetris'i dikey olarak uygulamak en pratik yöntem. Yani genel oynanma şekline göre dikey olarak cihazı sabit tutmak ve uygulamanızı dikey konuma göre yerleştirmek çok daha doğru bir davranış olur. Bu tip durumda kullanıcı yatay çevirdiği andan itibaren oyununuz yatay dönmeye başlarsa bu oyununuzda ciddi sıkıntılara doğurabilir. Yani oyununuzu oynanmaz hale gelebilir. Bu sebeple baştan dikey mi oynanacak, yatay mı oynanacak bunu belirlemeniz gerekir. Burada opsiyon olarak şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Uygulamanızın giriş menüsü, yardım kısmı, ayarlar kısmı gibi menülerin olduğu bölümü dikey yapabilirsiniz. Oyunu başladığı andan itibaren ekranı manuel olarak yatay konuma çekebilirsiniz. Yani ille kullanıcı yatay konuma çekmek zorunda değil. Siz ekranı yatay olarak döndürürsünüz. Mecburen kullanıcı da oyunu devam etmek için cihazı yatay konuma getirmek zorunda kalabilir. Yani oryantasyonu kod ile müdahale edebilirsiniz. Aynı zamanda ekranın oyun oynanma sırasında tekrar dikeye kullanıcı çevirdiğinde oyunun tekrar dikey ölçüye dönmemesini sağlayabilirsiniz. Yani kodlarla tamamen oryantasyon kısmını kontrol etmeniz mümkün olacak. Temel nokta oyununuzun yatay mı oynanacağı, dikey konumda mı oynanacağını baştan belirlemeniz gerekir. Çünkü Flash içerisinde veya oyunlar içerisindeki objelerin konumları dinamik konumlardır. Yani ekranın üst sol köşesine göre belirtilen veya bir objenin başka bir objeye göre konumları x ve y koordinatları dinamik olarak oluşturulur. Sizin bu ölçüleri yerleştirirken ekranın dikey ölçüsünün 800 piksel olması, yani yükseklik ölçüsünün 800 piksel olmasıyla 480 piksel olması arasında ciddi farklar vardır. Örneğin siz dikey olarak kullanıyorsunuz ve oyundaki herhangi bir objeyi dikey olarak düşündüğümüzde 600 piksel ölçülerinde bir yere yerleştirdiniz. Kullanıcıya eğer yataya da izin verirseniz, yatay çevirdiğinde 600 piksel demek ekranın dışında kalması demek. Yani bu ekranı yatay çevirdiğinizde ekranın bu bölümlerinde kalması demek. Bu da oyunuzdaki objelerin görünmemesi anlamına gelir. Bu işlemi yapabilmek için tekrar her çevirme işleminde oyundaki objeleri tekrar yeni yerlerine yerleştirmeniz. Yani ekrandaki görünür alanı oluşturmanız gerekir. İsterseniz buna uygun bir oyununuz varsa ki oyunlar binlerce çeşit olabileceğinden dolayı bu tip bir duruma la karşı karşıyasınız. Yani yatay ve dikey oynanmaya hazırlıklı bir oyun yapacaksanız bunu kendiniz kurgulamanız lazım. Yani objeleri dinamik olarak yerleştirmeniz lazım. Bunun dışında ekran ölçüsü kullanırken genelde sayfanın o andaki height ve width ölçüsünü dinamik olarak alıp kullanmamız lazım. Örneğin ekranın ortasına, yatay olarak ortasına bir obje yerleştirmeye çalıştığımızda 480 bölü 2 diyebiliriz. Ki ölçüyü biliyoruz. Biz 480 piksellik bir ölçüde uygulama projemizi açtık ve 480'in yarısı 240 piksel. Yani 480 bölü 2 diyebiliriz. Fakat 480 bölü 2 dediğimiz andan itibaren burada ciddi sıkıntılar çıkar. Bu oyunu kullanıcı 1280'e 800 piksellik bir cihazda kullanmaya başladığında bu sefer dikey konumda 800 piksele tekabül eder. 800 pikselin yarısı 400 piksel. Ama siz 480 bölü 2 yaptığınız için yani 240 piksel yerleştirdiğiniz için 800 piksellik bir yatay ölçüde kullanıcıdaki objenin görünümü ortada değil sola doğru kaymış görünecektir. Bu sebeple
ekranın width ölçüsü, yani stage'in width ölçüsü veya stage'in height ölçüsü gibi dinamik değerleri alarak bu işlemleri yapmanız çok doğru bir davranış olacaktır. Flash'ın içerisinde Flash kendi kendine hiçbir şey yapmaz. Yani hiçbir objeyi ekrana kendisi manuel olarak adapte etmez. Bu sebeple yatay ve dikey konumlandırmada veya ekranı ilk yerleştirmede mutlaka X ve Y koordinatlarını siz belirlersiniz ve siz yerleştirirsiniz. Ekranda gördüğünüz her şeyin yerleşimini programatik olarak sizin yapmanız gerekecek. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Yani 480'e 800 piksellik bir oyun hazırladığımızda 480-800 piksellik ölçüleri kullanmaktansa Stage Width veya Stage Height ölçüsü properties üzerinden işlem yapmak doğru bir davranış olacaktır.